Merhaba, İstanbul Open Course adına SPC anlatacağım ve ilk dersimiz. Yine 8-9 videodan oluşacak tahmin ediyorum. Ama en başında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. FMA videosunda, FMA dersinde olduğu gibi, çünkü ilk videomuz FMA ile ilgiliydi. Yine bir örnek üstünden anlatmaya çalışacağım. Bir alüminyum parça üzerine delik deldiğimizi düşünelim. Çok daha basit. Yani bir önceki videodaki anlattığım örnekten çok daha basit bir örnek olacak. Alüminyum parça üzerine bir delik deleceğiz ve onun üzerinden de hep o örnek üzerine örneklerimi anlatacağım. İkinci olarak yine bir hatırlatma. Eğitim dokümanlarım hep İngilizce olacak. Çünkü eğer bu konuyla alakalı kendinizi geliştirmek istiyorsanız veyahut da açıklarınızı kapatmak istiyorsanız veya araştırma yapacaksanız çok fazla Türkçe kaynak bulamayacaksınız. Bu nedenle tabii ki anlamlarını vererek İngilizce olacak dokümanlar. Ve son olarak da özellikle not alarak, önemli gördüğünüz yerleri not alarak izlemenizi, dersleri bu şekilde takip etmenizi tavsiye ederim. Ve başlayabiliriz. Şimdi, ilk başta eğitim dokümanının üstünden gidelim. SPC, Statistical Process Control. Statistical Process Control demek. Peki nedir? Şurada kırmızı ile belirttiğim gibi bir karar verme aracıdır. Decision making tool. Karar verme aracıdır. Ama nasıl bir araç? Analitik, sayısal, verilere dayanan bir karar verme aracıdır. Peki niçin kullanırsınız bu karar verme aracını? Bu analiz aracı niçin kullanılır? Bir prosesiniz var diyelim. Şimdi örneğe kısaca geleceğiz. Alüminyum bir parça üzerine CNC'de, dik işleme merkezinde, bir frezede neyse bir delik deliyorsunuz. Buna biz proses diyelim. Bizim prosesimiz bundan ibaret olsun. Basit bir örnek olsun. Bu proses, şunları biraz temizleyelim. Working correctly. Yani doğru bir şekilde mi çalışıyor yoksa doğru yanlış bir şekilde mi çalışıyor? Yani gidişatı yanlış yöne mi? Yani ıskarta parça üretmeye, hatalı parça üretmeye yönelik mi gidişat? Onu görmenizi sağlayacak. Prosesinizi analiz etmenizi sağlayacak karar verme aracıdır. SPC. Statistical Process Control. İstatistiki Proses Kontrol. Peki, neden prosesimizi izliyoruz? Yani neden SPC var? Yani öyle bir örnekten anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar, bütün proseslerde yani en iyi üretimde, en kaliteli üretimde bile değişkenlik vardır. Yani diyelim ki orada alüminyum parça üzerindeki işte çap 10 mm çapında bir delik olsun. Siz her seferinde matkapla bir delik deliyorsunuz. Fakat binlerce, on binlerce üretimden bahsediyoruz. Hepsini aynı çapta üretmeniz mümkün değil. Bazen 10,1 mm, bazen 9,9 mm üreteceksiniz. Bir değişkenlik olacak. Fakat şurada en başta dedik ya, bu bir karar verme aracı. Neye karar vereceğiz? Bu değişkenlik kabul edilebilir seviyede mi? Yoksa kabul edilebilir seviyenin dışında mı? Bu değişkenlik prosesin doğasından kaynaklanan bir değişkenlik mi? Yoksa düzeltilmesi gereken bir değişkenlik mi? İşte bunu analiz etmemiz için SPC'ye, Statistical Process Control'e, istatistiki proses kontrolüne ihtiyacımız var. Yani bunu yapacağınız anahtar kalite kontrol aracıdır.
Buradaki görselde kısaca SPC yapmaya yarayan bir software'in bir ekran görüntüsünü koydum. Diğer derslerde de buna benzer örnekler vereceğim. İlk dersimiz bu kadar. Şimdilik teşekkür ederim. Görüşmek üzere.